Evet efendim, rakı. Ne rakısı? Arak. Şimdi arak... Şule-i narı arakla ruhumu şad eyleyin demiş. Efendim, Sultanahmet'in mabeyincisi Ragıp Paşa. Büyükçekmece'den Tekirdağ'a kadar bağları var. Umurca rakısı. Büyükçekmece'den Tekirdağ'a. Bu arada tabii gördüğümüz resimlerden hepsi Boğaz'ın kıyılarını gösteriyor. Bize bugünkü arka taraflarını, yani ana yolun geçtiği yerleri, D100 karayolunun vesairenin geçtiği yerleri göstermiyor. Ama elimizdeki kaynaklara göre, yani Pendik'ten, Başıbüyük'ten bu tarafa, Göztepe'ye kadar olan yerler hepsi bağlık ve bahçelik yerler. Köy bir de. Burası evet. Yani şey. Neresi? Bağlık. Yani Pendik'ten Göztepe, hatta Kızıl Toprağa kadar. Eski demin söylediğim paftalara, haritalara bakarsanız Kadıköy iskelesinin karşısında bile bağ var. Üzüm başka bir şey. Ha, işleticileri de başka bir şey. Bunun... Eski İstanbul, Turgut abi, nereye İstanbul derdiniz? Ha, nefsi İstanbul. İstanbul demek Sur içi demek. Evet. Ve ben hayatımda Sur içine dışına çıkmadım mesela. Hala da orada oturuyorum. O bir alışkanlıktır. Belki ben sedanterim, yerleşik. Hayır. Yalnız bana soruyorsanız konu dışı ama bir halam Bostancı'da, bir halam Kandilli'de, bir tanesi de Serencebey'de otururdu. Bir daha sonra da Boyacıköy'de. Benim bildiğim gece kaldığım yerler oralardır. Başka yerini bilmem yani. Oturmadım çünkü. Bu rakı konusuna dönecek olursak, ben araştırma yaparken bu hafta Bizans mutfağını araştırırken neler, ne içtiklerini, özellikle gezginler gelip gidiyor ve oradaki humorlardan bahsetmiştik. Dört tane neydi Türkçesi onun? İnce ismi. Yani insanları dörde... Ana sırrı erbaa. Evet. Dörde ayırıyorlar ya insanları. Yani dört unsur. Dört unsur. Unsur. İnsanları değil. Yani dört davranış, cins, biçim. Davranış. Evet. Ve tabii ki fizyonomi ve sağlıkla da ilgili bir şey. Bu Denevi, safravi, balgami, melankolik. Yavucası. Haklısın. Şöyle ki oradan eski da. Tıp zaten. Onun için kurulmuş. Neydi? Bizans mutfağının kaynakları. Emzacı erbaa. Evet. Dört mizaç. 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 Emzacı erbaa diye geçer. Ta İbn Sina'dan itibaren gelen bir şey, daha öncesinden hatta gelen bir şeydir. Ama Bizans mutfağı falan filan diye herkes bir şey yazıyor. Turgut Bey buradayken söylesin Allah aşkına. Bakın, bana bir tane Bizans resipisi, tarifi versinler. Şöyle yok. Söyleyeyim. Yok. Bizans yok. Tabii ki biz şöyle ama söyleyeyim. Ama Bizans hayali, Bizans modası. Hayır, hayali hayır, bu moda Bizans değil. Bizans mutfağı çözümüsü yok. Yani kimseye bakın. Bizans yemeği, o günkü yemeği yapsan birisi yerse ben tebrik edeyim. Ben size söylemiştim. Ben o tariflerden Erguvan salatası yapmaya çalışmıştım. Erguvan salatası. Evet, Erguvan çiftlerini bu kadar tatsız tuzlu bir şey olmaz ki, ben zaten yemek yapamam. Dolayısıyla zaten beceriksizim ama bir de hani tarife göre merak ettim. Çünkü Erguvan çok sevdiğim bir şey. Acaba nasıl oluyor diye. Zeytinyağı buluyorsunuz. Bu kadar şimdi, tatsız şimdi, bir şey değil mi? Evet. Şimdi, tatsızın ötesinde rezalet yani, acı kötü bir şey. Neydi öyledir? Ha, ama tarif yok değil. Yani tabii ki Turgut efendim, Bey... Yoktur bu... hanımefendi, tarif yoktur. Ama ondan şöyle, söyle, ama hayır. Piyasada şimdi, var. Kilise, hayır piyasadan bahsetmiyorum. Okuduğum kitaplarda... Ya, Bizans kilise... mutfağının Türkiye'deki en iyi uzmanı bu. Estağfurullah. Ben var mı? O yüzden ben şunu var sormak mı? Istiyorum. Var mı? Yok, hayır. Yok, yok. O dönemde takvimler varmış. Kilisenin takvimleri ve tabii ki çok... bizde olduğu gibi onlar da oruç tuttukları için yani oruç tipik günü... onları söylüyorsunuz evet. Siz. Orada Zeyrek Kilisesi'nin onun şeyi burada. Zeyrek. Hadi devam et. Şey ben yardımcı oluyorum. Roma mutfağından da yoktu. Maddeyi sayar, malzemeyi sayar. Ne kadar koyacaksın? Bizde de o yani bizde onlardan pek farklı değiliz yani, eğer yeni bir malzeme çıkmazsa bilmiyorum ama bizim elimizdeki işte rahmetli Barkan Hoca'nın yayınladığı mutfak masraf defterlerinden başka bir şey yok. Onlar da yoruma tabidir. Yani evet. Birdenbire de okunup da hemen anlaşılacak nesneler de değildir. İçinde hala çıktığı günden beri elinden düşmeyen kitap ama hala zorlanılan noktalar. Efendim rakıya gelelim. Bizans mutfağı Bizans'tan günümüze kalmış. Kimse
Bizans mutfağı, Roma ve Helen mutfağı diyelim, Grek mutfağı ne derseniz inanılmaz sayıda incelenmiştir ama benim söylemek istediğim onlardan nasıl bize Fatih döneminden bir yemek kitabı kalmadıysa Bizanslardan bize de bir yemek kitabı ben yok. Bilmiyorum kalmadı. Yok. Yazılanlar yemek var. Yemek kitabı var demiyorum. Bölük pölçük değişik noktalarda ama neler yediklerini... Bir memleketin, bir kültürün yemeğini pişiremezseniz oradan yemek kalmıştır diyemezsiniz. Mesela o. Yemek kalmıştır demiyorum. Yok. Sadece belli yerlerden fikir ediniyorsunuz neler böyle yediklerine şey dair. Yani. Ama sonunda Erguvan salatası çıkıyor. Erguvan salatası çıkıyor. O kadar yani işte... Kar elması. Şimdi nedir yani bildiğimiz şeyi alırsak... Bakliyatı alırsak fasulye dışında her şey var. Nedir? Hepsi yenenler. Bir de bakın yemek herhangi bir ülkenin, herhangi bir coğrafyanın yemeğinden bahseder. Yemeğin bana göre bir milliyeti yoktur. O coğrafyanın üzerindeki iklimde yetişen şeyleri orada kim oturuyorsa onların mutfağıdır o. Coğrafyanın dışında bir bitki bilmem ne olamaz herhalde. Onun için Bizans'ta da ne üretebiliyorsalar, neyi nereden getirebiliyor, bulundukları şeylerle besleniyorlar. Evet. Pek fazla da büyük bir şey yani yediklerinden. O zaman şöyle bakın, tabii buna tırnak içinde dinlerin büyük etkisi var. En bunun basiti ve hoşu bizdedir. Kur'an'da 4-5 ayetten, ukalalık etmeyin fazla, nedir? Haram vardır, helal vardır. Onların içinde geçer. Ama Musa'nın kitabını, Levikutus yani Levillileri aldığın zaman baştan aça yiyecekler, ya şunlar, bunlar en şey tarafına kadar, ayrıntılarına kadar vardır orada. Bizde pek fazla bir şey yok yani. Benim hatırladığım kadarıyla Kur'an-ı Kerim'de de 26 veya 27 tane bitki ismi vardır. Ama tümüne kitap, yani Ahde Cedid ve... Hatike baktığın zaman 240'a yakın bitki ismi vardı. Ben de onların o bitkileri nasıl tanımladılar o da ayrı konu. Değil mi? Ha, onun için bir elimizde bir Bizans'a ait bir şey yok. Ama bir sürü kaynak var. Demin sizin bahsettiğiniz işte o şiirler, satirik şiirler onlar çok hoştur, alay eder. Eğer Bizans'ta elimizde bizim ikonalardan veya freslerden başka bir şey var mı bilmiyorum. Siz bana güleç yüzlü mesela Erhan gibi şöyle bir ikona gösterebilir misin? Bizim yüzümüzden dur. Şöyle yani. Ay top ettin canım senin benim gibi. Yok. Mütebessim. İkona. Değil mi? Yoktur onu. Murat'ın tipinde var mı? Hayır. O neyse, hayır. Şimdi Kadidi çıkmış keşiş efendim, vardı. Efendim ne olur geyik muhabbetini bırakalım. Rakı, sen devam et o zaman. Rakı. Ben bir, siz ay buyurun. Satirikon'u bilmemiz yapmayın. Ben satirikon lafı almadım ya. Ha, o şiirlerde mesela bu pradonik. Hayır yemekler ya, orada var. Bizans'ı anlatmıyorsun. Ama yemeği yok. Şimdi seyircilerimiz de söylüyorlar. Hitit mutfağı var mı, şu var mı, bu var mı? Efendim, Fatih Sultan Mehmet zamanında bile Turgut Bey söylüyor. Hangi yemek nasıl pişirilir? Hiçbir kayıt yok. Hiçbir şey dememek lazım. Yok. Böyle hani bir cüsseli yemek kitabı yok ama fragmanlarda bölük pölçük bir şeyler anladım, var. Yemek nasıl pişiriyor diye bir şey yok. İşte yani, Turgut Hoca burada. Şimdi estağfurullah. Bölük pölçük. İlle Bizans'a bir şey vermek istiyorsunuz şimdi, belki veya gidiyorsunuz. Yok ama, canım ne alakası şey var? Hayır sadece genelleme yapmanızdan. Yok. Vansa söyleyeyim. Hayır mesela şöyle 13. yüzyılda bir diplomat William of Rubruck diye bir adam buraya gelmiş. Ve ne ha, yediğini... Rubruck'u bileyim. Evet. Onu anlatmış. Ay William'ın boğazında kalsın tamam da. Onun gibi ya da. Ama nasıl pişkin anlatamaz. İşte gelenler yani bu tür yerlerde ne yediklerini. En güzel İbn Battuta'dır. Orada bir hayli. Ama pişiremezsiniz onları. Ha, şunu yedik öyle bir şey diyor. Yok. Şunu yedik diyor, şunu içtik diyor. O yemeği bugün yapın yok. Hitit mutfağı o yemeği bugün yapın yok. Ölçüsü yoktur bunun. Bizans'ta olmadığı gibi bizde de yok dedik. Onun için niye münakaşa ediyorsunuz? Orada Fatih'in mutfak masraf defterlerinde de cihet gösteriyor. Ağayan takımına, bir şeye, hastaneye veya bir padişaha. Bakıyorsun o gün alınmış yiyeceklerden ne diyor? İşte maydanoz alınıyor. Bir ciheti mahiyi padişaha pişecek balık için maydanoz mesela. Ama nasıl yaptığını bilmiyorum. Yok. Oradaki malzemeyi görünce bugünkü bilgimize göre şundan şu yapılabilir tahmin. Diyoruz. Bu da tahmindir. Tahmin.
Yani yemek isimleri, ne yendiği çeşitleri hepsi var. Var orada, var. Var. İsimler var. O seyahatnamelerde de vardır. Hele Turgut Bey'in dediği gibi İbn Batut'a da dünya kadardır ama o yemeklerin hiçbirini pişiremezsiniz. Bizde yemek bilmez tarif kitabı en eski ne zaman abi? Şimdi bizdeki en eski tip şimdi Osmanlı mutfağından Türk mutfağı arasında ne var? Ne demek bu? Sen söyle abi. Hayır, ben soruyorum peşin size. Ben estağfurullah, ben de cahilim de peşin tarihçiye soralım. Sor. Hayır, fikrini alayım ben. Abi, bana göre ikisi de aynı abi yani. E niye ayırıyorlar? Kim ayırıyor? Osmanlı mutfağı Türk'le. Sen ayırmıyorsun. Hayır, Osmanlı... Yani orada biten kadın köfteyle Türk mutfağında pişen şey farklı mıydı? Yok aynı. Turgut abi, bu konuyu sen anlat. Evet. Şimdi bazı lokantalar var. Önden geçiyorsun. Müessesemizde Osmanlı ve Türk mutfağı. Açif diyorlar. Ha, Osmanlı mutfağından eskiyi, Türk mutfağından günümüzü kastediyor olabilirler. Şimdi Osmanlı mutfağı deyince benim anladığım Osmanlı saray mutfağı. Evet. Bu yalnız bizim ülke için değil, bütün ülkelerin baş şehirleri, tahtlarında yemek şey olmuştur. Ha, bizim için taşranın, Anadolu'nun İstanbul'a gelmesi bu bir zenginliği gösterir. Ama bir şey mutfağını göstermez. O ayrıca saray mutfağında sanmayın ki halk da hepsi onları yiyebiliyordu. Evet. Ki saray mutfağı 19. yüzyıla doğru gelişmişti. İlk kitap demin sizin sorduğunuz bizim kitaplarımız 1840'da, 44'te Melce-ü Tebbahin Ahçıların Sığınağı 1927'dir en son kitap. Yani harf devriminden biraz önce. Ben size söyleyeyim mi? Topu topu 40 tane kitaptır. Bunların baskısı mesela Melce 9 defa basılmıştır. Hı hı. Ondan sonra biraz 1900'lerin ortaları yani 30'da 1870 80 90'dan sonra yavaş yavaş işte o Fahriye Hanımlar vesaire orada da Batı mutfağından alınan şeyler. Son dönemde 1920'deki içinde işte Aşçı Mektebi diye aşağı yukarı 4000 tane tarif var. Ve yanına o zaman başlıyor. Fransızcalarını, Türkçelerini, Fransızcalarını, Türkçelerini. Bu neyi gösteriyor? Biz oradan bir takım bir şeyler alıyoruz. Ve genişliyor. Yani literatür olarak, kaynak olarak pek fazla değildir elimizde olan Melce şey. Melce ilk baskı yemek kitabı değil mi? İlk baskı. Peki, ondan 1800, önce yazma yemek kitabı var mı? Var. Benim bildiğim kadarıyla elimizde 17 tane benim tespit ettiğim var. Bunlar ne biliyor musun? Bunlar Melce'nin değişik şey varyantları. O alıyor. Atıyorum. 1867 baskısını alıyor. Oraya 3 tane şey. Yemek ilave. Şimdi bütün literatüre bakın. Ali Eşref Dede, Ali Eşref Dede. Ali Eşref Dede ne biliyor musun? Edirne Mevlevi Hanesi'nin şeyi. Mezar taşı da duruyor. Ali Eşref Dede Melce-ü Tebbahi'nin tıpatıp aynıdır. Kendi koyduğu, sevdiği yemeklerin ilavesiyle. Onun için Ali Eşref Dede'yi karıştırmasınlar arkadaşlar, yazarlar, çizerler. Ali Eşref Dede Mehmet Kamil'in yani pardon. Bugün Galatasaray'ın lisesinin bulunduğu yerde Mektebi Tıbbi Adliye-i Şahane vardı. Bunu o mektebin adli tıp olduğunu sanan yazarlar da var. Kim onlar? Adli. Kim onlar? Bilmiyorum. Bana isim sorma. Peki doğrusu ne demektir o? Adli tıp değil nedir? Sultan II. Mahmud'un kurduğu tıp mektebi. Niye adliyeyi diyor? Adliyenin mahlası. Ha, sınıyorsun beni. Ha. Yok efendim, bilmiyorum, öyle açıyor, bilmiyorum. Açıyor, sınamıyor. Abi seyirci bilmeyebilir. Bilmeyen ikinci Mahmud'un, affedersin, tamam. İkinci tamam. Mahmud'un mahallasını kimse bilmez ki abi orada. Mahmud Adli yani. Doğru, tamam, peki. Şimdi onun hocası Mehmet Kamil. Mektebi Tıbbi Adliye-i Şahane hocalarından Mehmet Kamil. Bugün hala Mehmet Kamil'in biz kim olduğunu bilmiyoruz. Doğru dürüst. Onun için kıt. Nedir yapılacak şey? Bol miktarda arşivden yeni yeni malzemeler çıkararaktan, yorumlayaraktan şey edilir. Bugün birisi herhangi bir tarihçiye sorsa, atıyorum 3. Murat döneminde veya
şu döneminde son tarafı 19. yüzyıl ne yediğini kimse söyleyeceğini söyleyemez. 50'li yıllarda yani benim üniversite yıllarımda tarih bölümünden bir arkadaşa böyle bir şey sorsaydı gülerdi. Başka işin yok mu derdi sana. Ve ben buna da şahidimdir. Bir kişi hatırlarım Cengiz abi, Orhun. Hmm. O buna şey ederdi, ya yapamıyoruz derdi, neyle uğraşalım. Öyle. O günlerine söylediğiniz zaman gülerdiler. Yani tarihçi bununla uğraşır. Yani yemekle uğraşmak, bilmem neyle uğraşmak, abuk sabuk abi işler. Abi yemeği bırak. Ve halk bilimin bir parçasıdır. Öyle değil işler tabii. Ama bugün tarihçi arkadaşlar, yani arşivden bize ne kadar bol malzeme çıkarırsalar bu iş o kadar genişler. Onun için Batı'nın mutfağı araştırmaları bizden kat kat şeydi. Ha kitap çıkmıyor mu? Haftada 3 tane çıkıyor. Ne oluyor? İleriki yıllar için bunlar bir zenginlik teşkil edecek. Ha bak veyahut şu da var. Düzelecek hepsi. Veyahut yanıltacak. O bilen yanılmaz.